Evet. Buldum. Heykel gibi. Evet arkadaşlar, herkese yeni bir videoyla selamun aleyküm diyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine aynı yerlerdeyiz arkadaşlar. Bunları güzel bir koyalım buraya. Evet. Güzel güzel yerlerimiz var. Arızamız güzel yerler var. Evet. Şuralar var. Oralara doğru gideceğim arkadaşlar. Onlara geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bize en güzel desteğinizi bu şekilde sunabilirsiniz. Bize sunduğunuz destekleri arkadaşlar biz de size çekilişleri yaparak çekilişlerimizi şöyle diyeyim arkadaşlar. Biz çekilişlerimizde normalde pointerleri dağıtıyorduk. Yalnız biz onlardan vazgeçtik. Artık pointerlerin ücretlerini ben gönderiyorum arkadaşlar. Bunu da buradan söylemiş olayım. Kaç aydır? 2-3 aydır galiba ben çekilişlerde pointerlerin ücretlerini gönderiyorum. Çünkü benim başıma çok sıkıntı geldi pointer göndermekte. Çok uğraştık. Çok gönderdiklerimiz yerine ulaşmadı. Tekrar gönderdiklerimiz oldu. Çünkü Türkiye'de posta konusunda bayağı bir sıkıntılar çektik. Onun için ben en güzel, en garantisi ücretini göndereyim. Direkt kişinin hesabına göndereyim. Alsın, adam istediği şekilde kullansın. Benim için de hem iyi, onlar için de galiba daha iyi. Çünkü yoğunluk o şekilde söylendi. Onun için ben de karar verdim. O şekilde çekilişler yapıyorum ve o şekilde çekilişlerimizi dağıtıyorum arkadaşlar. Bunları da buradan söylemiş olayım. Güzel bir yer aranabilir. Başka diyeceğim arkadaşlar, şunları söyleyeyim. Kanalımızda bize siber saldırılar var. Bazı çekemeyen kanallar var. Onlara da şunu söyleyeyim. Eğer bir kişiye saldırı yapılıyorsa ben şunu anlarım ondan. Demek ki doğru yolda, başarılı yolda. Onun için çekemiyorlardır. Çekemedikleri için de arkadaşlar ona siber saldırılar yapıyorlardır diyorum ve ben işime aynı şekilde devam ediyorum. Hani ne derler? Meyve veren ağaç taşlanır. Ben meyve vermeye devam ediyorum ki beni abonelerim, benim arkamda duranlar zaten benim arkamda her zaman duruyorlar arkadaşlar. Ki onlar beni suladıkça ben meyveleri vermeye devam edeceğim diyeyim ve onlara da buradan gücümüzü gösterelim arkadaşlar. Şimdi sizi hiç bekletmeyeyim, direkt aramaya geçelim. Geçenki videomuzda arkadaşlar bulduğumuz para 1561 yılına aitti. Aşağı yukarı 460 yıllık bir para. Değerini hala araştırıyoruz arkadaşlar. İnşallah değeri güzeldir. Eğer değeri güzelse zaten parasını direkt çekilişe koyup çekilişte dağıtacağım ne kadar olursa olsun, ama güzel bir para gelecek herhalde ondan diye ümit ediyorum ve şimdi sizi hiç bekletmeyeyim arkadaşlar, direkt videoya geçelim. Şuradan itibaren taramaya başlayalım, bakalım neler varsa hemen gösterelim, devam edelim arkadaşlar. Evet, hemen 14 bir sinyal aldık ama pek böyle canlı bir sinyal değil, ama bakalım ne olur ne olmaz. Hadi bismillah diyelim, başlayalım. Evet, çöpümüzü alıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle şurada da bir sinyal. (Gülüyor)
Oo, iyi elimizi kesmedik. Ha, kesmişiz biraz. Permatik. Evet. Şimdi videoyu izleyen herkes bana oradan kızacak. Sen neden eldiven takmıyorsun? Evet. Hemen takalım ve devam edelim. Permatik. Elimizi hızla kesiyorduk. Hatta birazcık galiba sıyırdı. Tam kesmedi de. Sıyırdı gibi. Neyse şöyle ileri doğru bir devam edelim arkadaşlar. Şurayı hemen kapatalım. Şöyle devam edelim. Şunda herhalde. Güzel. Çöplerimizi alıyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle ileri doğru bir devam edelim. Bakalım neler var arkadaşlar. İlk sinyalde hemen açıyorum. Arkadaşlar kamerayı açmayı unutmuşum. Şunda bir sinyal var gibi geliyor bana altında. Oh, o ne? Çık hadi. Şöyle alayım seni de. Hadi öbür tarafa atalım. 22 bir sinyal. Altına yuva yapmış zaten şeyler. Vay be, bu ne lan? Oh. Vay be. Arkadaşlar küçük bir tane heykel.
Şöyle bir temizleyelim de göstereyim size arkadaşlar şimdi. Küçük bir tane bu Almanların herhalde Katoliklerin daha çok sevdikleri böyle çocuk melekleri arkadaşlar. Aynen. Küçük bir tane melek arkadaşlar ağacın altından çıktı. Şöyle göstereyim bakın. Kanatları var böyle. Vay be. Bayağı paslanmış da. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Aynen. Bunu alıp devam edelim arkadaşlar. Oh, şunu hemen yerine atalım. Şöyle. Şöyle ileri doğru bir devam edelim. Arayalım bakalım. Neler var buralarda? Şöyle şuraları. Vay be. Acaba kamp çubuğu mu? Biri burada kamp yapmış olabilir. Oo, karınca yuvasına bak. Evet. Hemen anladım zaten. Şimdi karınca yuvasını da fazla yıkmayalım. Şöyle. Şunu şöyle çevirelim hemen de. Şu karıncaların yuvasını bozmayalım ya. Şimdi bunlar emek verdiler bayağı. Yuvalarını yıkmayalım arkadaşlar. Yuva yıkanın yuvası olmazmış. Dediğimiz gibi bir tane çadır ipi iplerini takıldığı yani yere monte edildiği şeyden çubuktan onların sinyalleri bana net geliyor çünkü 30-35 33-35 arasında geliyor onlar. Onun için fazla kurcalamıyorum. Direkt hemen zaten anlıyorum onun şey olduğunu. Şu taraf güzel bir yer ya. Şuraya doğru bir geçelim. Hop. Hop. Vay. Şuraya bak. Geldik geçtik başka bir dünyaya. Burada su var. Evet. Bir şeycik bağırıyor. Şöyle devam edelim. Bakalım neler var. Arkadaşlar diğer sinyalde hemen açıp devam edelim. Şurada da bir çadır kurmuş herhalde. Zaten hemen yüksekte dur bakalım. Aynen öyle. Bak. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çadır kurulmuş burada da. Ya burada aslında Almanya'da şöyle diyeyim. Çadır kurmak için bazı yerlerden izin almanız lazım. Orman bölgelerine ama yani fazla da şey göstermiyorlar. Yani böyle orman işlerine falan fazla girip bakan yok diyeyim arkadaşlar. Bazı insanların zaten
Al işte bak. Aynısından burada da var. Ama bu derin. Yok bak burada. Ya bir tane de burada. Arkadaşlar. Onu da hemen oraya astık. Bir tane orada, bir tane burada. Herhalde burada 3-4 çadır kurulmuş ya da savaş zamanından kalma olabilir. Büyük ağaç. Büyük ağaç affetmem. Ararım. Oo. Yıldırım atmış bir ağaç arkadaşlar. Kurumuş. Kurumuş ve yarısı yere patlamış, düşmüş. Şunun üzerindeki mantarlara bakın. Hele buna ne olmuş? Şuraya baksanız arkadaşlar. Pah! Dur dur ben size direkt göstereyim de. Orada bir tane yazı gördüm. 8 numara gibi. Şuraya baksanıza ya. Mantar. Mantar değil aslında da. Zehirlemiş. Bakın ben orada bir şey gördüm. Hatta çok ilgimi çekti. 8 numara gibi. Uzaktan görünce 8 numara gibi görünüyor arkadaşlar. Şurada. Patlamış gitmiş. Şunun etrafını bir döneyim. Hemen. Arkadaşlar. Beraber bir dönelim. Of. Hemen şu aşağıdaki taraf yol. Neyse şuraya bir döneyim hemen arkadaşlar. Güzel bir sinyal de hemen devam edelim. Arkadaşlar. Buradan bir sinyal aldım. Şuraya bir döneyim de. Hemen şunun kenarını, şuralara giremedim öbür taraftan. ...30-35 de. Şuradan bakalım neymiş. Allah Allah. Derin ama. Evet derin. Çantayı şuraya bir koyalım. Evet. Tamam. Şu tarafta. Thank you.
çıkardık mı? Allah Allah. Şu tarafta. Evet, buldum. Oo, bu bir heykel gibi. Şurada arkadaşlar göstereyim size. Şöyle kenarda. Bunu şimdi şuraya bir atıp bu taraftan açıp da almak lazım. Vurmayalım ona da. Vay be. Arkadaşlar, baykuş. Bir tane baykuş buldum. Şöyle asalım, aynen öyle. İçi boş. Benim suyum da var ya. Bunu bir yıkamak lazım. Aynen. En güzeli yıkamak zaten. Hemen bir yıkayalım bakalım. Baykuşa bak. Baykuşu yakaladık arkadaşlar. Vay be. İşte bu. Bakın arkadaşlar. Acayip güzel bir baykuş. Bu da döküm herhalde. Şuradan çıkardım arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Böyle yakından çekeyim.
Baykuş herhalde güzel şeyler edebilir. Orada dursun. Şurayı bir hemen arkadaşlar taramam lazım. Şurayı hemen tarıyorum. Ve hemen devam ediyoruz. Yok. Tamam. Şurayı hemen kapatıp arkadaşlar size şimdi bunun detayını metayını hep çekeyim ben arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Diğer bulduğumu da göstereyim size. Orada da bir tane şey bulmuştum. Küçük bir tane. Baksana. Şunlara bakar mısınız arkadaşlar? Bunu şimdi hemen buradan aldım. Acayip bir şey. Baykuş. Bundan bir tane daha var bende. O biraz çinko tarzıydı. Bu biraz daha böyle aplaklı yani. Ama galiba şey ne derler? Pirinç. Pirinç olabilir. Bu da aynı galiba ama fası yemişler yani. Ve bunlar size kameradan arkadaşlar direkt yakın çekim yapayım. Evet arkadaşlar göstereyim. Şuna istinaden geldim buraya. Ve şuraya buldum. Şuraları şöyle ileri doğru şimdi tarayacağım arkadaşlar. Tarayarak devam edeceğim buraya. Şimdi bunları bir alalım. Çantamızı atalım. Arkadaşlar hemen ileri doğru hatta tarayarak gideceğim şimdi. Bakalım orada neler var. Eldivenleri de ıslattık. Güzel ya bugün. Süper oldu. Hemen çantaya indir. Çantayı tak. Hemen ileri doğru devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi hemen yola çıkıyoruz. Evet arkadaşlar şöyle köşeden köşeden ilerleyelim şuraya doğru. Şurada. Şurada bir ağaç daha var. Hemen onun dibine de gidip bakmam lazım. Şurada var eski bir ağaç. Hemen şu yola da bayağı yaklaştım. Şuradan geçeyim. Oraya. Bugün de güzel ya. Bugün de güzel oldu. Bunu aramıştım. Şuradakine geçeceğim. Onu arayacağım. Oradan da yavaş yavaş yola çıkacağım. Burası da güzel. Şöyle. Hoppa. Üstümüze ne kadar kene varsa herhalde döküldü şimdi. Şöyle
İleri doğru, yola doğru çıkalım. Evet arkadaşlar, burada yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Çekilişlerimiz dediğimiz gibi aynı şekilde devam ediyor. Çekilişe katılmak için sadece beni de çekilişe yaz demeniz yeterli arkadaşlar bizim için. Ve çekilişi ondan sonra çekiyoruz ve çıkan arkadaşlara parasını gönderiyoruz arkadaşlar. Bize her zaman takipte kalan arkadaşlara buradan çok çok selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle diyorum arkadaşlar. Nereye doğru gitmem lazım? Şuraya doğru gitmem lazım. İnşallah daha güzel videolarda görüşeceğiz arkadaşlar. Birkaç tane daha yerim var benim. O yerleri de çekeceğim. Oralara da gidip aramalar yapacağım. Oralarda birkaç tane arama yapmıştım. Pek böyle güzel şeyler alamadım, öyle söyleyeyim. Ama birkaç yerim daha var. Oraları da arayacağım. Oraları da tarayacağım. Oraları da sizle beraber tanıştıracağım arkadaşlar. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.